Al gelin. Al gelin. Aç kapıyı. Haydi. Peki baba. Dikkatli ol. Ana. Buyur Hasan. Yakup'un kanısı yine köye inmişti. Ya bizden birini daha vuracak bu soysuz. Ha bu kez biz onu bitireceğiz. Ne zaman sona erecek bu kan yağmuru ey oğul? Toprak doyunca. Cana doymayan toprak kana doyar mı? Çıkabiliriz baba. Haydi telaş etmeyin. Beni gözleyin. Oğlanı kollayın. Görünce basın kurşunu. Canını cehenneme yollayın. Haydi. Oğul. Koru kendini gözünü seveyim. Bir sen kal. Gözün arkada kalmasın baba. Ana. Kızlar bizden başka kimseye kapıyı açmaz. Kimseye güvenmeyin. Korkma yavrum. Dayının yerde kalmayacak. Yüreğini ferah tut kendini. O canavar bugün kuş olsa uçamaz, kurt olsa kaçamaz. Yakup'un ucunu alacağız. Kurban olayım Sadık. Nedir bu yamanlık dede? Bizden biri Çolakgillerden birine vurdu. Çolakgillerden biri de bizden birine. Böylece devrilip geldi bu kendine. Böyle de gidecek midir ha? Gitmesin olur mu? Yoksa nasıl bakarız bu bebeğin yüzüne? Memelerim süt dolu. Ak sütle büyük bebe. Kara kinle de. Bunlar sonunda. Bunlar ikisi. Aldılar da bunun ucunu. Yavrum. Bir ana daha yandı. Dur. Burası Karasan'ın evi mi? Söyle diyorum. Evet. Evde başka kimse var mı? Yok. Bir su ver öyleyse kardeş. İçim yanıyor. Sen kimsin oğlum? Sinan var ne de bunun? Bağışla nene. Çaresiz kaldım. Yoksa böyle habersiz değilsiniz bilmezdim. Hem ne demektir bilirim. Kimsin dedim? Ben Mustafa'yım. Hangi Mustafa? Çolakgillerin Mustafa. Yakup'a ayı vuran Mustafa. Dağda tuzak, bayırda pusu kurma yetmedi de. Şimdi sırayı basıp kundaktakinin canını almaya mı geldi? Bastın ne? Dur nene. Kızma tövbe. Ben kendi canımı kurtarmak için buradayım. Ne demekmiş o? Bir dadaşın evine kim gelirse gelsin Tanrı misafiri sayılmaz mı? Sayılır. Kapının eşini açıp da dışarı çıkmadıkça canı güvence altında değil midir? Öyledir. Ölüm korkusuyla yaşamaktan tükendim deme. Bıktım utanmaktan. Anama da yazıktır. Burası dadaş Karasan ağam benim. Sığınıyorum işte. Bağışlarsanız şeker giderim. Ya bağışlanmazsam? Elimden ne gelir deme. Burada kalırım koca görevdeki. Silahımı da veriyorum. Al bu için. Dur oğul. İzninizle birazdan dönecekler. Hepsi silahlı. Hepsi ölçü almak için yanar tutuşur. Hepsi acılı. Tövbe acizler bile. Uzun sözün kısası. Canım bundan sonra size emanet. Silahımı da görüyorum. Anlıyor beni. Neden görmez? Ne hayvanım? Babamın, kocamın ölümlerine katlandım da ilk oğlum vurulunca gözlerim sönüverdi. Dönüyorlar. Oğul, ver silahı. Hiç cana kıydı mı bu? Yok, yenidir, temizdir. Korku belası taşımaktayım. Yalanıma tanımıyorsun evi. Peki. Zühre buyur nene. Mustafa'yı odama götür. Gayrı evimizde Tanrı misafiridir. Peki. Sağ olun. Nene! Sus gel. Kadınların payına sabır düşmüştür. Sen şaşırdın mı nene? O eli kanlı kimse akar evin içine. Kaçmayı bıraksaydın daha iyiydi. Erkeklerimizin yarısı mezarda çürüdü. Yarısı da mahpus damında. Gitti gayrı. Sen bilirsin. Ne olacak şimdi? Peki. Sen dur. Açın. Zühre. Hemen kapıyı aç kız. Peki. Haklıyım oğlum. Bütün günler karıştı. Birden yok olurlar. Hiçe dururlar bile. Ulan piç. Ulan soysuz. Ya yarın, ya öbür gün. Elbet bir gün elime geçeceğim. Ananı anlatacağım o zaman seni kahve dönü. Sen efsane misin? Kahve dönü. Ah! Kapat kapıyı. Toplayın silahları. Haydi. Buyur ana. Elinizden kaçırdığınız Çolakgillerin Mustafa mıydı? Evet. Mustafa buradadır. Sen ne diyorsun ana? Töreye sığınmıştır. Canı bize emanettir. Doğru mu der dedemiz? Evet dede, doğru der. Nerede bu soysuz? Odamda. Biliyordum elimden kaçınmayacağını. Kurtulamadı işte. Dur oğlum, yapma. Niye ana? Dedem babam, kardeşimle elbim geldi beni. Bacımın en oğlu gitti. Daha önce bir iki oğlum gitti benim. Karakan Canıcan. Bu da töre. Ama bu töre az töre. Baş töre ana. Baba! Yaşı yaşıma denktir. İzin ver o etin işini ben bitireyim. Ver oğlum. Silahsız bir insancıyı kıstırıp öldürmek yiğitlik değildir. Öfkene gel burada bir dinle bizi. Ayağını öpeyim bir kadınlara dinle oğlum. Peki. Peki ana. Dinleyeceğim. Sen ne dersin babanım? Oğlumun kanlısudur. Bağışlamam. Ama evimiz odamızın murdar kanıyla kirlenmezse iyi olur beyim. O pisliği temizlemeye ömrümüz yetmez ha. Ne edelim öyleyse? Kapı dışarı edelim baba. Bir pundura getirip yabanıyı Allah devirsin diye mi? Söz hakkın var mıdır amca? Buyur yeğenim. Bu yılanın babası babamı öldürmüştü. Anamı da bu acı bitirdi. Analık babalık etmektesiniz bana. Razı gelirsen bu borcu ödemek isterim. Kapıda bekler, dışarı çıkınca vururum kara domuzu. Hem böylece töreni bozulmaz. Dursan hele. İzin ver ben bitireyim bu işi. Ay gibi yalnızım baba. Kilim yüreğime sığmıyor artık. Sen ne dersin küçük gel? Sen bilirsin baba. Sen? Ben ölümü sevmiyorum dede. Biraz daha konuşursak korkarım ne birliğimiz kalacak ne de dirliğimiz. Evdir. Konuşulmadan olmaz o. Ne diyeceğin ana? Ev ne demektir Hasan'ım? Bir evin kapısı kapandı mı, ne bey buyruğu işler, ne padişah yasası. Her ev kendi töresince yaşar. Yoksulun bile evini kale bilmesi, saray sanması bundandır. Bağrına taş bas, töreyi bozma. Töresiz ev, esir pazar, kuru kalabalık. Benim işte diyeceğim. Zühre, buyurun, beni odama götür. Ana bir dur! Hadi kızım, yürüyelim. Hoca biletsiz, senin odanda mı kalacak? Ancak orada selamettedir. Kanlı katili koynunda beslediğin duyulursa ne derler ana? Evin sırrını saklamak da töredir oğul. Yürü. Ana! Peki. Peki ana. Sen kazandın. Erkek sözüdür değil mi oğul? Erkek sözüdür. Zühre. Buyur nene. Al gel oğlan aşağıya. Zühre olmaz ana. Çocuk bu ne olacak? Hem sizi görürsün korkar. Aramızda dolaşacak. Sofrada oturacak. Söze karışacak. Esmek isteyeceğim, ezemeyeceğim. Boğmak gelecek içinden boğamayacaksın ana. Asıl baba yiğitlik budur oğlum. Ben böyle törenim. Bize sığınacağını birine söylemiş miydin? Hayır. Girdiğini gören oldu mu? Sanmam. Töre uyuyacağız. Sağ olun. Gündüz orada kalırsın. Gece tandır evinde kalırsın. Ortada dolaşmak yok. Dolaşmam ama. Bunlardan birine kötü gözle bakarsan, töreyi bozmak hakkındır, o saat vururum seni. Bu çocuklarımın anasıdır. Bu bacımdır. Bu kızımdır. Zühre'nin anası olur. Bu yeğenim. Bu büyük gelinim. Bu da küçük gelinim. Yakup'un kadınıydı. Bağışla beni kardeş. Bu kadarız işte. Erkek kurmadınız halinde. Siz yine iyisiniz ha. Bak sen varsın, kardeş var. Bizde ise bir büyük ağam kaldı. O da hapishanede 20 yıldan gidecek. Bir de ben kaldım ha. Ben de erkekten sayılmam. Erkek olsam işim neydi burada? Ya kumana sıkıydın. Sana onu anlat. Belki biliyorsunuzdur. İstanbul'a kaçmıştım yıl önce. Ablamla eniştemin yanına bu işe bulaşmamak için. İstanbul'da gezip tozuyorum. Okuyup yazıyorum. Anamı da özlemesem keyfim belirdi. Sizin Yakup'a küçük hanımı vurunca haber geldi. Avrat gibi gezeceğine gelsin, anlayacak gücümüz vardır diye. Kuş vurmamışım, tavuk kesmemişim, koca adamı devirmek ne attı be? Dinleyin ki, eniştem getirip teslim etti beni eve. Kendi kaçtı. Bir silah ver denilme, sıra bakalım dediler. Sıramamak olmaz. Tetiği çekmemle gün, sırt üstü yere düşmem bir yoldu. Derken, Yakup ayı gösterdiler uzaktan. Dağ gibi adam, vurma ayrım varmaz dedim sana, kızlar bile üstüme uçurlandı. Yalanım varsa lan ölsün. Burası bir kimdir ağam? Bir kim böyle baklar böyle? Samur çörekle besleneli büyütülür mü? 25 yaşa kaldım. Baktım başka çaresi. İki evde de kurşun sıkayım bacağına kendi kendime. O birkaç an yaralı yatar. Ben birkaç yıl mopus yatarım. Sıramızı salarız. Ama becermedim ağam. Tam tetiğe bastığım sırada yarattım. bana kendini yaratmaz mı? Eyvah! Vurdum kendimi dağıldım. Hem koşuyorum hem aldım. Ama olan oldu artık ağam. Arada bir anamın görüsü gelince köye inmeye başladım. Ama ağam anladım ki benim ağlamam yetmez. Beni vurup anamı ağlatmaz gerekmektedir. Ben de zirvete katmadan töreye sığındım ağam, hepsi bu. Götür onu yanına! Haydi! Kalk lan! Peki. Kalk! Kolum acımaya başlamış. Yürü lan! Yürü! Yürü! Hadi lan! Kimin kurşundaydı ki buna? Benim kurşunumdur. Başını nişanlamıştım domuzuna ama yazık ki tutturamamışım. Ah! Elim kayası! İçerisi tıplım tıplım. Duvarlarda aynalar, resimler, tavandan parlak toplar, renkli fenerler sarkıyor. Biri başlıyor. Adamamın kuzusu, çay aktı göl kurudu, nereden bilsin kuzusu? Rakibi bu kafeye uygun bir cins buldu ne ala? Bulamadın var ya, rezil kepaze. Bulsun yazık. Vay vay vay. Hemen yanındaki kahvaneye gidiyorsun. Aman Allah, karagöz var. Eyvah, ne oldu? Bak şimdi anlarsın. Vuy 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 vuy. Her ne kadar kusur ettik safla. Yarın akşam Tahir'e Zühro'nunla buluşalım messelam. Vuy 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 vuy. Bitmiş. İstanbul'da oyun biter mi hiç ya? İşte bir çadır. Önümde de kesik baş. O da ne? Gönlüm yok diye üzülmeyin. Megan ya kafasız olsaydı. Dur baba, gitme. Kesik başı seyrediyoruz. Yapma kardeşim, Petri teyzeciğim. Aman aman aman. Baba al bizi kucağına götürüyor. Ooo! Kerasın Efendi'nin tiyatrosunun önüne gelmişiz. Kapıda da birimiz kaçamıyor ya. Zıt 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 zıt. Girelim mi? Bir de soruyor. Giriyoruz. Kadınlar bir yana, erkekler bir yana. Tozdan, dumandan ferman görünmüyor. Anam anam anam. Aldı kolları kesine. Yanım çıkar dedi. Yalan. Bana ne ki? Ne dedi? Hadi çabuk ol. Başlıyor yana şarkı. Çadırımın üstüne şıp dedi damladı. Çadırımın üstüne şıp dedi damladı. Allah canımı almadı almadı. Allah canımı almadı almadı. Veresiye de... Geldiler. Ya ne güzel eğleniyorduk canım. Yine eğlenirsin, kınalı olsun. Ya ne zaman? Yoruldunuz değil mi? Zühre, kapıyı kapatsana kızım. Geç kalmadınız mı? Kese yoldan gelelim dedik. Mezarlıkta. He, orada oyalandık biraz. Anlat. Bir abla da şarkı mı söylüyordu ana? Evet. Kim söylüyordu? Mustafa. Ne dersin sen? Dışarı çıktı o it. Durun, kızmayın hemen. İstanbul'u anlatıyordu. Kadınları, kızları, oyunları. Hep kuşu bile güldürdü. Size de yazıktı. Her de sizi de güldürdü. Gitti gayret. Biz öyle kanun dönme diye düşündük de yaşadığımızı yapmak diyoruz he. O yalan hoşlu tutmak bize haksızlık değil midir? Ve de babamızı aşağılamak değerli nedir? Nasıl izin verdin nene? İzin vermedim. Ay başına. Ben istedim. Sen mi istedin? Ben ya. Ölüm sessizliği az kaldı. Beni bile yıldıracaktı. Ölümü azlandırmaya gelmez ey kızlar. Siz sevinci şımartmaya, sevgiyi azdırmaya bakın. Hepiniz için ağladım, hepiniz yerine dağılırım. Zühre, buyur nene. Al gel oğlan aşağıda, gülün biraz. Peki, yalan etme. Ne Mustafa sana? Hem bizim daha çok işimiz var. Daha ocak yapacağız, aş yapacağız. Siz de toparlanın da gidelim. Küçük gelin. Buyur nene. Gel. Yalnızız değil mi? Yalnızız. Zühre'nin sesini kolluyorum ama yüzünü okuyamıyorum. Bir de sen bak bakayım ne diyor yüzün. Sonra gelir bana söylersin he mi? Olur nene. Aferin. Geliyoruz. Tamam. Ötekiler nerede? Hiç değilse anam dinleseydi. Hele başlasın, duyan gelir. Başlasın öyleyse. Beni söyler ettiniz Zühre kardeş ya. Neyse. Al sana yüzüm. Bir ton bulanımdan. Of of. Alkış, ıslık, laf atmadın mı? Yerden değil, ekmek kadayıfı. Ben senin gözünün yanıyım anam. Yesin onun annesi. Afiyet olsun yeğenim. Ay yesin be. Millet susmuş. Kadın başladı. Bu bekarlıktan bıktım usandım. Aşıklarımda hiç tad almadım. Bu bekarlıktan bıktım usandım. Nasiplerimden hiç tad almadım. Şimdi tek arzum evlenmektir kararım. Lakin münasip bir koca nereden bulayım? Şimdi tek arzum evlenmektir kararım. Lakin münasip bir koca nereden bokkala? Ne oldu? Ne olacak? Yatık fesli, ceket omuzda, yumurta topu, uçağı kuşağında bir koku. Birden sahneye dalmaz mı? Kadını vuracak bu ezi. Baba ana. Ne yapacak? Şarkı söyleyecek o da. Ana! Bu bekarlıktan bıktım usandım. Aşıklarından hiç tad almadım. Bu bekarlıktan bıktım usandım. Nasiplerimden hiç tad almadım. Şimdi tek arzum evlenmektir kararım. Allah be! Çekil önümden dur be! Yürü çekil! Yürü çekil! Kaç bana! Hele utancını şirinsin! Sonra beni töre ediyorsun diye paralarını alçaklayın. Yürü çekil! Yapma Yelda! Yürü kaç kurşunumun yolundan! Yelda abla ne olursun? Ben valla seviyorum Yelda abla. Değil belki işte. Ben ötesini sen düşün. Beni de bırakacaksan beni de bul. Ben senin gibi, hamam nenem gibi değilim. Dayanamam gelin abla. Demek Şahat mukallede olanı sevdin ha. Susana, ağzımdan kaç. Ben o sözleri söyler miydim? Ne hayvan. Baba, geldiler. Haydi herkes işine gücüne. Oğul sen de yerine. Zühre, bilmeden kapıyı aç kız. Hayırdır? Şer oldu. Ne olacak? Gelin bebeğe emziriyordu, kusura kalma. Hoş geldin. Hoş bulduk. Bey, karnınız açsa bir şeyler hazırlayın. Uğraşın ben. Aa erken. Oğul. Sen de şu ülke bak bakayım ne yapıyor. Mustafa çok iyi dedeciğim. Hem ateşte düşmüş. Sen nereden biliyorsun ateşin düştüğünü? Kadın ne soruyor bu? Şey az önce ben yokladım da. Sana ne yasak ettin kadın? Kimse ilgilenmeyecek o itten. Hiç kimse. Anlaşıldı mı? Elbet bir gün canına taht diyecek namussuzum. Salıverin beni gideyim diyecek. Salıvereceğim lan ben de. İşi atladığın tat. Dedem için köpek. Tat. Babam için namussuz. Niye saklıyor lan bu? Susun hayvan. Susun. Hayvan hayvan. Bu sevinçli olurdu Hasan'ım. Bastırma senin bile gücün yetmez. Hoş geldin oğlum. Hoş bulduk ana. Ana. Buyur oğul. Dün akşam kadınların yanında söyleyemedim. Şimdi söyle oğul. Yalnızız. Anlaşılan köylünün kulağına kar suyu kaçmış. Dün akşam muhtar ağzımı yokladı. O delişmen olan ses sığınmış. Doğru mudur der. Sen ne dedin? Hayır diyemedim ana. Yalandır. Töremizde sığınanı teslim etmek var mıdır oğul? Evet demeye de dilim varmadı. Yürüdüm genç. İyi etmiş. Ana, biz tarladayken muhtar gelip de eve göz atmak isterse... İstesin. Sokma içeri ana. Gözün arkada kalmasın. Sokma oğul. Ne içeri yaban alırım, ne dışarı can veririm. Güven bana. Güvenmez miyim ana? Güvenmezsin ya. Bana. Sen evet. Güvensen sözümü dinlersin. Sözünden dışarı çıkmışlığın var mıdır? Vardır. Değerli. Gayrı silah taşımayın diyorum. Dinlemiyorsunuz. Silahsız olur mu ana? Çolakgillerde er kalmadı. Kadınlarından mı korkarsın? Değerse silahlıdır onların. Silahsız erkek daha erkektir o. Kendim içimi taşırım bana ben Mehmet. Bütün derdiniz bu olan değil midir? Çevresinde çoban köpeği gibi dönüp durmaktayım. Bir kahveler birlikte kurban gitmesin diye. Başka ne yapabildim bana? Koca delikanlıyım. Gelinlik kız gibi eve kapatamam ya. Kahveye gidecek, ağla bakacak, tarlaya çıkacak. Köy meydanında eşe dosta boy gösterecek ana bu çocuk. Yoksa bu ne bileksiz? Bu ne bileksiz delikanlı deyip adamdan saymazlar. Adamdan saymayacaksa ölmesi onun için daha iyi. Öyleyse arada bir yalnız başına bırak onu. Bırak ki bileğini, yüreğini kullanmasını öğrensin. Silahsız helaya bile inemiyor. Nene! Kızma çocuk. Gözünüzü açıp kapasanız duymaktayım. Bak nene! Tamam oğul. Haydi al silahı. Seninki kalsın. Neden doğru söylüyor? Ver oğul. Benimki yeter. Bana kontak desinler. Haydi aç kapıyı. Asıl pis tüfeği şuraya. Aslı otur yamacıma. Bir konuşalım seninle. Ne edeceğiz koca gele? Şaşırma oğlum. Şimdi bu oğlanı gizliden bıraksa belki kaçar, canını kurtarır ama bize sığınmıştır diye bir daha da adamdan saymazlar. Saymazlar. Adamdan sayılmayan bir delikanlı da ölene dek can çekişir. Doğru dersin ama. Bunları bilip dururken benim yüreğim bu oğlanı bırakmaya el vermez koca gel. Ya seninki? Demesi zor ama deyim. Ben de kıyamam. Çünkü bu zilleti anası ağlamasın diye katlanmaktadır. Anasını yiğitliği şanından aziz bilmektedir. Ne edeceğiz öyleyse? Zühre'nin boş boğazlığından sonra burada kalması da yakışık almaz. Zühre kaptırmıştır kendini. Dolu dizgin gider. Bir biz bilsek belki küllerdik. Gelinler bile bilmekteyken hiç yakışık almaz. Ne edeceğiz öyleyse? Dedim ha, şaşa kaldım. Ama ben kalmadım koca gelin. Her şey düşün. Demek ki beni dinleyeceğiz. Bunlara söz keseceğiz. Ana! Ne oldu? Aklın mı sıçradı? Bir de sormaktasın. Sıçramasın mı? Sıçrayacak kadar aklın vardı da niye düşünüp bir çare bulmadın? Ne edeceğiz diye sana 3 kere sordum. Hazırdan bak. Bunlara söz keseceğiz. Oğlan evde kalır. Kalmaz yakışı kalır. Şeker gibi kız, yağ gibi çocuk. Unumu esirgeyeceğiz. Karıp helva yapalım. Ana olmaz. Bir düşün, iyi düşün, derin düşün. Tanrım, güzel Tanrım, hoş Tanrım. Hiç kendim için bir şey istedim mi senden? İstemedim. Para, pul, mülk diledin mi? Dilemedim. Halimden şikayetçi oldun mu? uzakanlıkta. Şakımayı öğrenir misin hiç? Öyle arpacı kumrusu gibi bakarsın bana. Ama üzülme. Ben seni avuturum da. Beni kim avatacak Pırpır? Ben ne edeceğim? O salak oğlanın için yanıp tutuşmaktayım. Nene! Bağırma. Nenen yolladı beni. Zühre seni görmek isterdi. Yalan demiş nene. Peki. Dur. Biraz kal. Hem hava alırsın. Sağ ol. İyi misin? İyiyim. Ben de iyiyim. Hem de çok iyiyim. Akşam tıka basaydım. Gecede bir rahat uyumuşum. Sabah kuş gibi uyandım. Sen? Ben neden yalvarmaya karar verdim. Ne için yalvaracaksın? Beni bıraksın diye. Delirdin mi sen? Yetti böyle diyor. Gideceksin ha? Başka nerede? Ama vururlar seni. Vursunlar. Ama yazıktır sana. Ha? Böyle daha yazık. Niye ki? Orasını diyemem. Böyle mi öptü? Ant verme sakın. Peki kızma. Ben çıkayım sen neden gidip kuş anlatırsın? Yok yok çıkma. Arkana dön sen yeter. Peki hadi döndüm anlat. Pırpır kardeşim. Seni seviyorum. Ama ablanı senden daha çok seviyorum. Yalan. Yalansa ablan kılıcından geçeyim. Yalansa geç. Anladım ki Pırpır. Ablanı anam kadar sevmeye başlamışım. Pırpır, canım Pırpır. Sen de ona de ki, ablam da seni neresi kadar sevmektedir? Şakaylık ne var da ablam? Söylüyor zavallı. Abla olsa ağlarım. Niye ki? Nasıl anlatayım? Ablasını düşündükçe burnumda reis damladı. Yüreğim kayıp kayıp gidiyor. Bir hayatım uzamdadır. Saçının teline bile dokunamadım. Gözümün önünde salınıp bakmama iznim yoktu. Konuşma acar atmaktı. Birlikte sunmamız bile zor. Ne diyeyim ben böyle yaşamaya Zühre? Bu yüzden çekip gitmek istedim. Ya ben ne edeceğim? Zühre gel al beni. Peki nene geliyorum. Bulutlar Ne eder? Çıtı çıkmamak. Biri buraya alsın gelsin. Yıkılmışa yalnız hikaye gelmez. Ne oldu? Kimse kalkmadı ayağa. Kapısına kilit vurmuştu nene. Beni bile almadı yanına. Bir çare bulmalı, aşağı indirmeli. Nene, izin varsa ben hemen Zühre'ye alıp geleyim. Etme büyük gelin. Zühre sana kırgındır. Sesini duyunca kapısına bir kilit daha vurmaz mı? Sanmam nene. Sesimden anlayacaktır ki dostuyum. Ne edersen. Ben de erimin kuzusuydum. Yüzüme bakınca gözlerimin içi dolardı. Ne zaman bebem olmuyor diye üzülüp ağlasam, sen kendin bebesinden, kucağında gezdirir onurumu kollardı. O devrilip gidince kinim boyumu açtı. Öfkemi dizgin vuracağıma kamçı vurdum. Bilirim, yanlış ettim ama ettim. Bu sabah Zühre dersiz kalmıştır nedir? O da adam mumu gibi eriyip gidecektir. Vursa kılım kıpırdamaz, kesse kanım akmaz. Ne istese yaparım. Peki Mükke, al gel Zühre'yi. Bu domuzu olan kaçmayacaktı. Baksanıza büyük gelin bile yatışmış. Sevgi çorbası pişiriyorum diye terana. Tuzunu alan kadın gelir. Er gelir, geç gelir ama gelir. Bu oğlan kaçmasa çok iyiydi. Hem hoş tutardı Zühre'yi. Şarkı, türkü, taklit. Eğlendirirdi de. Hem biz de eğlenirdik. Doğru dedi. Şimdi yine elimiz böğrümüzde bala kaldık. Birazdan bizimkiler dönecek. Bakacaklar ki olay yok. Ne yapacağız? Ne edeceğiz? He? Eşek oldu. Hepimizi kurut gibi yaptı geç. Eyvah. Adam Mustafa geldi. Mustafa. Sen misin o? He benim ben. Geri döndün ha? He ya döndüm. İyiyim ha, sağ olasın. Su ister misin? İsterim ya, kim yamakladım? Hemen getirdim ben. Ne ettin sabahtan beri? Ne edeceğim ben? Deniz ana gibi dolaşıp durdum. Baktım başka çaresine dönüp geldim ben de. Biz de eve muhkemel biriz. Adam isteyince giriyor, dileyince çıkıyor. Zühre'yi istemeye geldim ben. Biz kadınlar hedefekteyiz oğlum. Akşam da gelir dedesinden istersin. Verir mi ki? Hele bir iste. İstese de veremez değil mi? Ben Zühre'yi kaçırmak isterim. Sen deli misin? Akıllı olsam kendi halime dönüp gelir miydin bana? Mustafa! Mustafa! Canım! Aptal aptal baktım evine. Kız, al bak hacı evden. Dur hele dur. Önce olan yerine götür. Bizden canımızı istemektesin oğlum. İzin ver de bir soluklanalım. Haydi gel. Sahil anneli bu. Soysuz, namussuz. Kızı kaçırmaya gelmiş. Açık açık söylemekte. Zühre'yi alıp götürecekmiş. Bir de izin ister. Babamızdan azı gelmezse başka çare var mı? Neler bu? Doğruyu de. Bu mu doğru? Babamıza konuyu açarız. Razı geldi neyini? Gelmezse bırakalım kaçsınlar. Haydi herkes içine. Zühre, buyurun hemen kapıyı açın. Peki. Kapa kapıyı Zühre. Lan yok burada. Kapa kapıyı da. Hoş geldin oğlum. Hoş bulduk ana. Oğlum nerededir? Harman yerinde bıraktım. Dönecek midir? Kendi bilir. Silahlıdır. Sıkılırsa döner. Yoksa sabah gelecek. İyi etmişsin oğlum. Ama aklım onda kalmıştır ana. Aklın içini serin tut oğlum. Kolay mıdır ana? Bir de şu iç çıktı başımıza. Kapana sıkışmış kurda döndürdü beni. Vursam töreye sığmaz. Muhtara teslim etmeye içime vermez. Gidici de görünmüyor ana. Ekmek elden su gölden. Niye gitsin? Evde de gelinin kız dolu. Barutu ateşe koyduk. Patlamasın olur mu ana? Patlamıştır oğlum. Ne? Birinden birine kötü gözle baktıysa aklım var bana o zaman. İş başka. Anlat ana anlat çabuk. Hele otur da öyle deme. Yok sevgiden saygıdan ayağa kalktınsa o başka. Etme ana. Şakanın sırası mıdır şimdi? Bu elde silah konuşulur konu değildir oğlum. Ben tatlı tatlı anlatacağım. Sen de güzel güzel dinleyeceksin. Anlat derim ana. Hadi. Babam beni istettiğinde babam deliye döndü. aile kız vermem diye köpürdüydü. Oysa olay ya vurgundum ben. Babam ayı değildi. Değildi ya. Bana sorarsan dağ gibi bir babaydı. Erkeğin hasıydı. Gönlümün sultanıydı. Ama babam vermedi. Ben de kaçtım. Sen? Ben ya. Gezdik, tozduk, dolaştık. Sonunda döndük. Vardık babamın yanına. Kucağımda da sen. Baba dedi, bu ayı yavrusu değildir. Senin torunun ve de tıpkı sana benzemektedir. Sana bakmasıyla kapıp sarması bir oldu. Bu oğlan da senin için ittir, soysuzdur, kahpe dölüdür ama Zühre için öyle değildir. Zühre ya! Zühre ya! Daha bebedir o ana! Demek değilmiş. Demek şu çakalı sevmektedir ha? Hem de nasıl? Az kaldı öleceğiydi bu bir oğlan kaçtı diye. Kaçtı mı? Kaçtı. Az önce döndü. Ha niye döndü ki? Esbelli oğlum. O da Zühre'yi sevmektedir. Kadınım, bacım, kızım nerede ana? Hepsi heder oğlum. Ya küçükken? Kadın kısmının yüzü sevgiye eğikti oğlum. O da heder. Hepsi razı gelmen için elini, ayağını öpmeye hazırdır. Anam, ben de hazırım oğlum. Üzme beni ana. Ne güzel olacak. Kan yağmuru rahmete dönecek. Barış olacak, görüş olacak. Değil mi oğlum? Olmaz ana. Olmaz mı? İyi dersin, hoş dersin ama olmaz ana. Niye ki? Oğlumdan utandım. Sen, koca bir ağa. Dağa götürürdüm küçükken. Taşları dizer bağırırdım. Vur bu çolak bilerin büyük oğludur. Vur bu ortanca oğludur. Vur bu küçük oğludur. Dedenin torunuysan vur. Benim oğlumsan vur. Acıma, bağışlama, hoş görme vur. Hiç gülmedi anne. Hiç eğlenmedi. Hiç gezmedi. Şimdi yufka yürekli bir kadın gibi davrandığını görürse bana ne demez ana? Ne edeceksin? Bilsem ederdim ya. Ben sen olacağı diye. Bunlar kaçarlar. Gezer, döner, sonunda varırlar yanına. Zühre der ki dede, bu çakal yavrusu değildir. Senin torunundur. Ve de tıpkı sana benzemektedir. O zaman ne edeceksin? Ben yatacağım ana. Yorgunum. Bu saatte mi? Yorgunum dedim ya. Akşam ezanından önce de kalkma. Karnın açtır. Kalkınca yerim. Ana. Ben o çakalın yerinde olsam kaçacaksam bu gece kaçar. Yarın sabah muhtar kapıya dayanabilir. Ey benim canımın çekirdeği oğlum. Sen he dedin galiba. Daha açık diyemezdin elbet. Bizde yüz göz olacak değilsin ya. Kadınlar! Gelin haydi, hepiniz gelin. Ne oldu? Ne oldu? Ha? Ne oldu? Şşş, sessiz olun. Ne dedim ben? Sana uyuyacak, sessiz olun. Razı geldi mi? Şşş, Zühre nerededir? Dedesine su götürdü. Güzel. Muhtar yarın evi arayacakmış. Oğlanın bu akşam kaçması gerek. Buna he dedi. Zühre, buyur nene. Deden bir şey dedi mi kızım? Demedi. Hiç mi? Hiç. Ama kaç zamandır öpmezdi. Öptü, saçını okşadı. Besbelli olmuştur bu iş. Zühre için de izin çıkmıştır. Zühre de mi gidecektir? İzin çıkmıştır. İsterse gidebilir. Zühre kızım gidecek misin? He. Anası, bırak kızın gönlünün suyuna gitsin. Çoğalır dönerler. Her şey güzelleşir. Ama bu gidişten Hasan'ımın haberi olduğunu oğul bilmeyecek. Peki ana. Hoca gel. Buyur ana. Haydi oğlanı al gel. Peki. Siz de Zühre'nin bohçasını getirin. Zühre. Buyur ana. Gel hele. Kınalı kuzum gitmektesin. Erine saygılı ol. Sevincini paylaş. Sevgi nimettir. Kadrini bil. Bizleri unutma kızım. Nene. Geldik ana. Oğul. Buyur nene. Zühre önce Allah'a sonra sana emanettir. Boş üstüne. Geldiğin yoldan çıkarsın. Zühre'yi de birazdan salarsın. Söğütlükte buluşursunuz he mi? He nene. Oldu döktür be. Ben elini öpeyim. Allah senden razı olsun. Silahım bendedir. İster misin? Yok yok silah istemem. Silah çekiyor. Ana ben elini öpeyim. Çıkınca ısın çalarım. Hadi salacak da kalacak. Kız anasıyım. Benim elimi öpmedi. Sen burada mıydın? Onun için bir şey görmekte midir? Burada, burnumda, dışarıda vurdum, yüreği bozmadım, dışarıdaydı sonsuz. Gözleri kaçıyordu, aldığım ateşinden vurdum. Burada, burnuma kala. severek oynadık. Umarım siz de severek izlemişsinizdir. Öncelikle ekip arkadaşlarıma ve siz saygıdeğer seyircilerimize teşekkür etmek istiyorum. Bu salonu bize tahsis eden Turizm İl Kültür Müdürlüğü'ne de teşekkür ederim. Aynı zamanda bize her zaman yardımcı olan ve üzerinde emeği olan Cengiz Yargıt ve Ferhat Seber hocama da bir alkış. Bizden bugünlük bu kadar. Umarım başka bir gün bir daha karşılaşırız. Teşekkür ederim. Ayağınıza sağlık.